Evet arkadaşlar şimdi e, kritik sıcaklıktan zaten bahsetmiştik ve bir önceki dersimizde biliyorsunuz faz diyagramlarından bahsetmiştik. Şimdi buhar ve gaz olarak yolumuza ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. Bakınız bulunduğu sıcaklıkta basınç uygulanarak sıvılaştırılabilen akışkanlara biz ne diyorduk? Geçtiğimiz ders görmüştük. Aynen öyle biz bunlara buhar diyorduk, değil mi? Kritik sıcaklığa gelmemişti. Dolayısıyla ben basınç uygulayarak bunu ne yapabiliyordum? Sıvılaştırabiliyordum. Şimdi bulunduğu sıcaklıkta ama basınç uygulayarak sıvılaştırılamayan akışkanlara da ne demiştik? Gaz sıfatı alıyor demiştik. Dolayısıyla kritik sıcaklığa geldiğinde hangi şeyi basıncı uygularsan uygula ne olmuyordu arkadaşlar sıvılaşma gözlemlenmiyordu. Şimdi bir akışkanın basıncın etkisiyle sıvılaştırılabileceği en yüksek sıcaklığa da arkadaşlar biz ne dedik? Kritik, kritik aha, kritik nokta, kritik sıcaklık ikisi de olur. Kritik sıcaklıkta burha ile gazın birlikte bulunduğu basınca ne dedik biz? Kritik basınç dedik ve faz diyagramlarında da zaten yerini göstermiştik. Şimdi bir not var. Bence güzel bir not. Arkadaşlar bakın. Bir madde katıydı. Sonra donma noktasına geldi. Burada ne oldu? Eridi. Eridi. Sıvı 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 sıvı. Burada ne oldu? Kaynadı. Değil mi? Yani evet kaynadı ve buhar haline geçti dediğiniz gibi. Şimdi şuraya kadar yani kritik sıcaklığa kadar buranın sıfatı buhar. Ama kritik sıcaklığı açtıktan sonra artık Yeni sıfat olarak ne yapıyor? Gaz ismini alıyor ve sen hangi basıncı yaparsan yap bu madde ne yapmıyor arkadaşlar? Sıvılaşmıyor. Buraya kadar tamam mıyız? Şimdi mesela bazı maddelerin örnek şeylerini vermiş. Suyun mesela kaynama noktası 100, kritik sıcaklığı 374'müş. Yani 374 dereceye kadar sen suya basıncı uygulayarak sıvılaştırabiliyorsun buharına. Ancak 324'ü geçtikten sonra ne oluyor? Sen hangi basıncı uygularsan uygula sıvılaşma meydana gelmiyor. Tamam. Evet aynı şekilde amonyağın değerleri belli. Yine maddelerin kritik sıcaklıkları verilmiş. Zaten buralardan soru hazırlanacaksa mutlaka bu değerlerin size verilmesi gerekiyor. Hiçbirini bilmek zorunda değiliz. Evet örnek 5'e bir bakalım isterseniz. X maddesinin 1 atm basınç altında erime noktası ve kaynama noktası ve kritik sıcaklık değerleri verilmiş. Eksi 45'te eriyormuş, 75'te kaynıyormuş. Kritik sıcaklığı da arkadaşlar 210 dereceymiş. Şimdi 25 derecede sıvı haldedir diyor. Bir skala düşün. 25 nerede? Eksi 45 ile 75 arasında değil mi arkadaşlar? Yani daha kaynamamış. O zaman daha kaynamadığına göre 25 derecede sıvı haldedir. Gayet doğru bir ifade. Şimdi 150 derecede basınç uygulandığında sıvılaşabilir mi? Hayır. Sıvılaşır. Neden? Daha şeye çıkmamış ki. Kritik sıcaklığına gelmemiş ki. Değil mi? Yani 150 derece değil mi şuralarda bir yerde? Yani dolayısıyla ben burada istediğim basınçta ne yapabilirim? Sıvılaştırabilirim. Peki 420 derecede gaz mıdır? Evet, evet çünkü yani 420 yani. artık yani evet skalayı geçmiş, kritik sıcaklığı geçmiş, reşit olmuş değil mi tabiri caizse? Dolayısıyla 427, 420 derecede sıfatı ne olacaktır arkadaşlar? Gaz olacaktır. Tamam mıyız? Şimdi geldik Jules Thompson olayına. Arkadaşlar Jules Thompson olayı deyince şöyle isterseniz şuraya yazalım. Kitaplarımıza yazalım. Çünkü Joule Thomson olayı deyince aklımıza ne gelecek biliyor musunuz? En çok sorularda çıkan derin dondurucu, buzdolabı, klima gibi benzeri aletlerin çalışma prensibi Joule Thomson olayı ile gerçekleşir ve bu Joule Thomson olayında Isıca yalıtılmış kaptaki gerçek gazın basınç yardımıyla önce sıkıştırıyorsun. Sonra birinci bölmeden ikinci bölmeye geçmesini sağlıyorsun arkadaşlar şu şekilde. Ve sıkışan gaz burada bir anda böyle bir e, ferahlığı görünce arkadaşlar bir anda genleşme ihtiyacı duyuyor. Isıca yalıttığın için ısıyı dışarıdan alamıyor. Ama genleşme ihtiyacı duyduğu için kendi öz ısısını kullanıyor. Kendi öz ısısını kullanınca da gaz aniden ne oluyor arkadaşlar soğuyor. Yani o yüzden bu tarz e, dondurucuların, soğutucuların çalışma prensibi hep gazların bu şekilde dönmesiyle alakalı. Mesela bazen mevsim geçişlerinde hani klimalar soğuktan sıcağa ya da sıcaktan soğuğa geçmezler ne yaparız? Teknik ekip çağırırız. Şey derler mesela hiç duydunuz mu? Gazı bitmiş derler ve gaz pompalarlar. Ya da mesela eski tarz buzdolaplarında önceden şöyle söylüyorlardı. Hani taşınıyor ya önceden tabii merdivenlerde taşımacılık bu kadar yoktu. Merdivenlerden hamallar çıkarıyordu. Ve aynen hemen şey diyorlardı dur hemen çalıştırma önce bir gazı insin falan mesela muhabbetleri olur. Dolayısıyla aynen bu tarz Derin dondurucu şeyler hep gazların genleşerek ani ısı kaybetmesiyle arkadaşlar bu tarz soğutmalar gerçekleşiyor. O yüzden Joule Thompson deyince bence aklınıza bunlar gelirse tekerimiz döner gibi düşünüyorum. Ne dedik? kendi iç enerjisini kullanan gazın bakınız kinetik enerjisi düşecek. Kinetik enerjisi düşen gazın da aniden neyi düşecek arkadaşlar? Sıcaklığı düşecek. İşte biz bu olaya ne diyoruz? Joule Thomson olayı diyoruz. Ve Joule Thomson olayı tabii ki kimlerde görülür arkadaşlar? Gerçek olan gazlarda görülür. İdeal gaz gibi düşünüyorsanız gazı o zaman Joule Thomson olayından bahsedemezsiniz. Şimdi Joule Thompson olayında kullanılan bu gazlara biz soğutucu akışkan diyoruz arkadaşlar. Soğutucu akışkan diyoruz ve Joule Thompson olayı bakın klima, derin dondurucu, buzdolabının nelerini açıklıyor, çalışma ilkelerini açıklıyor. Şimdi soğutucu akışkan kavramına bir bakalım. Soğutucu akışkan şu anlama geliyor. Bak adı üstünde soğutucu. Yani e, buharlaşırken ortamı soğutan maddelere aslında soğutucu akışkan deniyor. Hani tam e, benzer bir örneği olmasa da mesela yaz aylarında arkadaşlar ne derler? İşte bahçelerin mesela sulanması, değil mi? Hmm. İnsanlar evinin önünü mesela suluyor. Neden? Çünkü ortamı serinletmek istiyorlar. Ortam nasıl serinliyor? E sen e, yerleri suladığında o sular ne yapmak istiyor? Buharlaşmak istiyor. E, buharlaşırken de ısıya ihtiyacı var. E, dolayısıyla ortamın <laughs> ısısını aynen alıyor ve ne yapıyor? Ortamı soğutuyor. Ya da mesela e, elimize kolonya sürüyoruz değil mi? Sürdüğümüz yerler ne oluyor? Bir anda soğuyor. E, bunun sebebi ne? Kolonya buharlaşmak istiyor. E, dolayısıyla ısıyı kimden alıyor? Bizim vücudumuzdan alıyor ve biz soğumuş oluyoruz. Hani soğutucu akışkanların temel prensibi bu. Peki ben bir şey söyleyeceğim. Siz eğer bir işte bir şirket, şirketiniz olsa ne bileyim fabrikanız olsa ve bir soğutucu akışkan e, almak isteseniz tamam mı? Soğutucu akışkanı ihtiyacınız olsa. Kaynama noktası düşük olanı mı tercih edersiniz, evet. yüksek olanı mı? Evet. Ya kaynama noktası düşük olsun ki yani çok çabuk buharlaşabilsin, değil mi? Yani düşünsene kaynama noktası çok yüksek bir soğutucu akışkan aldığını, bekle ki kaynama noktasına gelsin. Anlatabiliyor muyum? O yüzden kaynama noktasını biz düşük tercih ediyoruz. Peki, kritik sıcaklığı sizce yüksek mi olmalı, düşük mü olmalı? Evet. Yani yüksek olsun. Neden? Eğer kritik sıcaklık düşük olursa ya bu adam hemen reşitliğini ilan eder ve ben bir daha onu şey yapamam, kullanamam. Düşünsene çünkü soğutucu akışkanın amacı ne? Buharlaşsın, soğutsun, sonra ben onu geri yoğunlaştırayım. Sonra tekrar buharlaşsın, soğutsun. Sonra ben onu geri yoğunlaştırayım. Yani kullanabilmem için bunun olması gerekmiyor mu? Ama kritik sıcaklığı düşük bir şey seçersem pat diye kritik sıcaklığına gelirse ben bir daha onu kullanamam. Çünkü yeniden sıvılaştıramam. Anlatabiliyor muyum? O yüzden seçeceğim soğutucu akışkanın kaynama noktası düşük olmalı. Çok çabuk buhar olup çok çabuk sıvılaşabilmeli. Ama kritik sıcaklığının yüksek olması gerekiyor ki sürekli ne olsun? Elimin altında olsun. Dolayısıyla sorularda gelebilir arkadaşlar. Kaynama noktası düşük olmalı. Kritik sıcaklığı yüksek olmalı. Yani oda koşullarında mümkünse buhar olmasın. Çünkü işlemleri genelde oda koşullarında yapıyorum. Yani oda koşullarında buhar olursa benim işime yaramaz. O yüzden oda koşullarında da sıvı olabilmesi gerekiyor. E çevre açısından mümkünse zararlı olmasın değil mi? Ve aktiflikleri düşük olsun ki ben onları çok rahat kullanabileyim. Eğer çok aktif bir soğutucu akışkan alırsanız işlevinin ötesine çıkacaktır. Bulduğu şeylerle reaksiyona girme eğiliminde olacaktır. E dolayısıyla işimize yaramayacaktır. Ve tabii ki mümkünse de yani zehirli de olmasın ki rahat rahat ne yapalım kullanabilelim. Bunlar da soğutucu akışkanların taşıması gereken e, özellikler ve bilgi diyor soğutucu akışkanlarda tanecikler arası etkileşimler arttıkça soğutma gücünün arkadaşlar arttığını söylüyor. Örnek 6'ya bir bakalım. Soğutucu akışkanlarla ilgili kaynama noktaları düşük olsun mu? Olsun. Basınç uygulanarak sıvılaştırılmaması gerekir. E ne anladım ben bu işten. Yani tekrar sıvılaştıramayacaksam ben bu işten ne anladım? Dolayısıyla ikinci ifadem yanlış oldu. Zehirli olmamalıdır. Mümkünse zehirli olmasın dedik. Dolayısıyla burada cevabımız Denizli'ye gider. Evet örnek 7. Jules Thompson ile ilgili hem ideal hem gerçek gazlarda görülür mü? Hayır çünkü sadece gerçek gazlarda görüldüğünü söyledik. Dolayısıyla arkadaşlar birinci öncülü almıyorum aniden genleşen gazların kendi iç enerjisini kullandıkları için soğuma prensibine dayanır mı? Dayanır. Az önce söyledik zaten. Derin dondurucu ve klimaların çalışmasında kullanılır diyor. Dolayısıyla bu ifademiz de doğru olursa burada da cevabımız nereye gidecektir? Denizli'ye gidecektir.